Kocaeli Büyükşehir Belediye'mizin akıllı şehirler yol haritası anlamında Kocaeli Üniversitesi ve Gebze Teknik Üniversitesi ile geçen ay çalışmaya başladık. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin akıllı şehirler yol haritasının oluşturulmasını sağlamak üzere Eylül ayından beri sürdürdüğümüz faaliyetlerin ikinci tur toplantısı olan 5 Eylül Temmuz Çalışma Grubu toplantılarına hoş geldiniz. Amacımız bu çalışmalar sonrasında Kocaeli'nin akıllı şehirler yol haritasını oluşturmak ve bu haritayı etkin bir şekilde uygulayarak Kocaeli'yi akıllı şehir haline getirmek. Bununla ilgili iki aşamalı mekanizma oluşturduk. Geçtiğimiz toplantılarda anlatmıştım. Tekrar kısaca üzerinden geçmek istiyorum. Bir çalışma gruplarımız var. Şu an içinde de bulunduğumuz ulaşım çalışma grubu da buna dair. Bu çalışma grubu uzman görüşü bildirmek üzere aslında oluşturulmuş durumda. Sen birer öğretimliğimizde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin akıllı şehirler koordinatörü Bilgiçen Derya Başkanımızdan oluşuyor. Dolayısıyla burada yaptığımız çalışmalar, alt tarafta çalışma gruplarının çıktıları günün sonunda yürütme komitesine geçecek ve oradan uygulama projelerine dönecek diye düşünüyoruz. Eylül 2020'de toplantının ikinci kısmında ise soru cevap oturumuyla bu oturum sonlandı. Bu oturumdan bazı görseller var. Toplam 29 katılımcıyla bu ilk çalışma grubu çevrelerinin birinci turu gerçekleşti. Verimlilik çalışma grubunda ilk tur toplantıda Sağlık ve Spor Daire Başkanlığı'nın sunumu gerçekleşti. Yine İSUDAN Strateji Daire Başkanlığı'nın sunumu gerçekleşti. Hocalarımızla onları temasa geçireceğiz. Dolayısıyla biraz daha küçük çalışma grupları, proje bazlı çalışma gruplarıyla Büyükşehir Belediyesi'nde işte şehirler, mühendislikler çerçevesinde görüşmelerin yapılması gerekiyor. Tüm katılımcılara saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Kocaeli Üniversitesi Bilişim Sistemleri Mühendisliği'nden Süleyman. Bizim amacımız Kocaeli ilini akıllı bir şehire çevirmek. Dolayısıyla bir akıllı şehirler mücadelesi içerisindeyiz. İkinci konu başlığım yaygınlaştırma faaliyetleri. Biz her ne kadar bu işin dokunmatifi olsak da gerek üniversite tarafında, gerek belediye tarafında bizim amacımızda diğer insanlar da var. Dolayısıyla bu ulaşımla ilgili diye diğer çalışma gruplarını da ilgilendiren bir takım öncelikli programlar var, konular var. Bu konularla ilgili karşılaştıkları zorluklar var. Biz de burada bir takım çözümler getirirken bu şehrin önceliklerine, şehrin zorluklarına yenilikçi bir takım çözümler bulmaya çalışıyoruz. Bu çözümlerin en iyi ve en parlak fikirlerden farklı bir bakış açısıyla ben bu akıllı şehirler kapsamında bir farkındalık oluşturacağımızı düşünüyorum. Burada işte başvuru için bir takım belgeler, bilgiler istenebilir. Ben 3-4 tane örnek burada verdim. Yani bu oldu, geliştirilebilir.